Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten Büyük Üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyordu. Görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları Tazinas ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Masondan başkasına ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım lojanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım lojanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını, saygıdeğer üstad. Doğruyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını, saygıdeğer. Çekicin üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verilsin. İstanbul'da bir Mason lojasında kaydedilmiş diğer bir görüntüde ise Masonlar tarafından sürekli olarak inkar edilen Masonik nikah töreni var. Masonlar tarafından sürekli olarak inkar edilen Masonik nikah töreni var.